Bugün Tosya Yeni Doğan köyüne ait Emine Erol'dan derlemiş olduğum bal kabakla pilav yapacağım. Malzemelerimizi sayıyorum. Yarım kilo bal kabak, bir çay bardağı dolusu pirinç ıslattım, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir tane soğan, bu kırmızı şey, bir tane patates. Varsa eğer evinizde domates kurusu, 2-3 tane de domates kurusu kullanacağım. Bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. Kabaklarımızı böyle doğradıktan sonra çabuk pişmeleri için inceltiyoruz. Bu şekilde küçük küçük doğruyoruz. Sonra çok iyi ince ince doğruyorum. İnce olması önemli değil mi? Tabii çok ince olacak. Ocağımızın altını yaktık. Zeytinyağımızı döküyoruz tavuğa. Ocağımızın içine ince doğradığımız soğanları ilave ediyorum. Bunları bu yağda kavuracağım. Bir de yani patates isteğe bağlı. Patatesi isterseniz koyabilirsiniz. Hadi domates kurusu böyle. Domates kurusu böyle. Kurutmuş olduğumuz domatesleri şimdi yemeklerimizde kullanıyoruz. Misler gibi. Merak ediyorsanız girip siz de seneye yapabilirsiniz yazın. Kurutmuş olduğum kabakları kavurmam. Aynı şekilde doğramış olduğum bir kap patatesini bir de kavurduktan sonra doğramış olduğum kuru domateslerimi ben alt üst ediyorum. Doğruyorlar. Bu arada kabaklarım yumuşadı. Daha önce sıcak tuzlu suda bekletmiş olduğum bir çay bardağı pirincimi alıyorum. Ve karabiberli tuzumu ve bir bardak da suyumu. Kabaklı pilav olacak bu. Bal kabaklı pilav. Bakın renk harika. Koku nefis. Ve kabaklar yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Kaynadı, altını kızıtacağım. Kısık ateşte hem demlenecek hem pişirecek. Bir 10 dakika sonra galiba değil mi? Evet. Suyumuz azaldı. Fakat daha hem kabaklarımız hem pirincimiz şiş, diri. Bir yarım su bardağına daha sıcak su ekledim. Şöyle de bir alt üst ediyorum. Devam pişmeye değil mi? Evet. Hazır. Pet olsun. Gayet güzel oldu.